Manşete hoş geldiniz. Cuma günkü yayında yoktum. Söz verdiğim gün ve saatte karşınızda olamadım. Nedeni Covid'tim. Covid salgını yaz dinlemiyor. Haziran, Temmuz gerçekten tırmanışa geçti. Benim yaşadığım İngiltere'de son bir haftada vaka sayıları %30'un üzerinde artmış durumda. 9000 insan hastanelik olmuş ki burada kolay kolay insanları hastaneye yatırmıyorlar. Ve... Ancak çok ciddi hani böyle solunum cihazına falan bağlanma bir hemşire veya doktor nezaretinde sağlık durumunuzun takip edilmesi gerekiyorsa ancak o durumda e, hastaneye yatırıyorlar. Her ne kadar ya ben hastaneye yatmam lazım kendime bakamıyorum ilaç almam lazım durumum iyi değil falan diye e, ne yaparsanız yapın e, onların aklına yatmadıkça e, onlar e, size bu teşhisi koymadıkça sizi hastaneye yatırmıyorlar başka yerlerdeki gibi değil ya da en azından Türkiye'deki gibi değil. E, 9 bin hasta var hastanelerde ve bunların birkaç yüzünün de durumu son derece kritik. Özellikle hangi varyant bilmiyorum. Artık e, şu bir hakikat ki e, yazıkışı yok bir biçimde koronavirüs varyantlarıyla veya mutasyonlarıyla yaşıyor, yaşamaya devam edecek. Kaç toz aşı olmuş olursanız olun, elbette belki de aşı sizin bunu daha hafif atlatmanızı sağlayacak ama e, yakalanmanıza mani değil. E, haliyle o konudaki verileri, yok 3 doz aşılıydım, 5 toz aşılıydım, yok Pfizer Biontech'ti, yok Zeneca'ydı, yok ne bileyim Çin aşısıydı bu tür detaylara, bu tür detaylarda bulmaya gerek yok. Bu bir vaka. E, kendi şahsi tecrübem şu geçtiğimiz Kasım ayında Kasım 2021'de Covid olmuştum. İki doz aşının üzerine 5 gün sürmüştü. Bu da 5 gün sürdü ve bu beş günün büyük bir bölümünde 3 üç, üç buçuk gün kalkmamacasına yatırdı. Öyle söyleyeyim. Bir öncekinden e, bir gömlek daha ağır geçirdim diyebilirim ama şükürler olsun iyiyim. Dün öğleden sonra itibariyle pazar ikindi vakti diyebiliriz hatta itibariyle tümüyle çıktı gitti. Yani şikayetlerim kalmadı. Ateş, öksürük, halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı gece gündüz hiçbir şey yaptırmıyor insana. Yani uzandığınız yerde telefonda bir şeylere dahi bakamıyorsunuz. Son derece gerçekten insanı şey düşüren, aciz düşüren, aciz kılan bir rahatsızlık ve bakıma da ihtiyacınız oluyor. Yani ihtiyaçlarınızın birileri tarafından karşılanması icap ediyor. Dolayısıyla öncelikle herkesten uzak dursun ama eğer herkesin kapısını çalarsa da hafif geçirmesi temennisiyle diyelim belli ki bu ay gelecek ay önümüzdeki aylarda bununla haşır neşir olacaksınız. Bir diğer nokta da şu geçtiğimiz haftadan bu yana elbette gündemi takip ettim e, yattığım yerde de takip ettim kucağımda bilgisayarla e, çok sayıda gelişme oldu. Bunlardan e, bunlara bakmadan veya bunlar üzerine konuşmaya başlamadan önce bir iki şeyin bir iki konunun altını çizmem lazım. Bir tanesi şu. Bir tane doğru yok. Yani bana hayatım, mesleki hayatım da elbette paralel olarak bunu öğretti. Bir tane doğru yok. Bu doğru baktığınız yöne, baktığınız açıya, baktığınız zaviyeye göre değişir. Bana göre elim sağımda ama size göre solda. Bunun gibi baktığınız yere göre değişir. Dolayısıyla orada bir tane doğru yok. Ben sağda diyorum, siz solda diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Diyebilirsin ki bu çok basit bir önerme pek çok konuda da böyle şimdi NATO zirvesi NATO zirvesinde baktığınız yere göre değişir bir taraf diyor ki Türkiye büyük bir zafer kazandı Erdoğan bütün tezlerini kabul ettirdi liderleri dize getirdi bir taraf diyor ki Türkiye mühim kazanımlarla döndü bir takım ifadeleri bir takım metinlere soktu ki ben bu görüşe yakınım bir taraf diyor ki hayır canım o, so o metinlerin hiçbir hükmü yok Erdoğan bildiğiniz Erdoğan avucunu yaladı. Burada herkes Erdoğan'dan tiksiniyor, yaka silkiyor falan. Bu, bu görüşe katılmıyorum ama böyle diyenler de var. Ve bu her görüşün de kendine göre sağlam argümanları var. Yani Türkiye kaybetti bir kere daha NATO zirvesinde itibarı falan sarsıldı. Erdoğan istenmeyen adam falan gibi tezleriyle süre, ileri sürenlerin de argümanları var güçlü. Türkiye zafer kazandı veya bir takım kazanımlarla döndü diyenlerin de argümanları güçlü. Haliyle nereden baktığınıza göre, nasıl analiz ettiğinize göre değişir. Peki 50 yıl, 100 yıl sonra bugünlerin tarihi yazıldığında tarihçiler ne diyecek? İşte tarihçilik böyle bir şey. Bugün yaşanan olayda bile çok farklı bakış açıları, çok farklı perspektifler varken 80-100 sene sonra yazılan bir tarihte acaba tarihçiler işin neresinden tutacak? Negatif tarihçiler, pozitif tarihçiler, egemenlerin hoşuna gitmek için tarih kaleme alanlar, egemenlere muhalif oldukları için her şeyi çarpıtan tarihçiler filan falan. Pek çok şeyde geriye doğru da böyle mukayese edebilirsiniz. Kendi resmi tarihinize de dünyada size anlatılan geriye doğru tarihe veya geriye doğru anlatılara da böyle bakabilirsiniz. Sedat Peker'in anlatımları tekrar gündeme oldu ve tekrar işte videoların izlenmesine falan ivmek kazandırdı ve herkes attığı tweetlerle ne demek istediğini ilgili gazetecileri takip ederek falan anlamaya çalışıyor. Orada e, enteresan bir şey oluyor. Yani e, özellikle ben e, gerek özellikle şu, şu son bir hafta içerisindeki hadiseler değerlendirilirken açılan parantezlere e, son bir hafta on gün içerisindeki olaylara bakılırken yapılan vurgulara dikkat ediyorum. Çok büyük bir çifte standart var. İki yüzlülük diyeceğim ağır yatık kaçacak ama onun için çifte standart diyeyim. Şimdi Sivas olaylarından bahsediliyor. Sivas katliamından bahsediliyor. 1993'ten bu tarafa artık 29 sene geçmiş. Gelecek yıl 30. yılı olacak. Dün gibi hatırlıyorum 30 koca sene geçmiş yahu neredeyse. Şimdi bu anlatılıyor işte bunun üzerinde e, tezler ileri sürülüyor. O gün devletin artıları eksileri vesaire yorumlanıyor. Fakat bir tanesi bile çıkıp da bin beteri şu gün yaşanırken ona bir şey söylemiyor. Bir tanesi çıkıp da e, özellikle Doğu Güneydoğu'da Son 3-4-5 yıl içerisinde yaşanan katliamlara, yaşanan e, tüyler ürpertici e, olaylara dönüp bakmıyor. Bir tanesi çıkıp da işte Van'da havaya e, silah sıkarak işte özel kuvvetlerin filan bir kişiyi orada şey yapmaya, gözaltına almaya gidiyorlar güya. Kadınları, çocuklara nasıl korku saldığı, nasıl tartakladıkları falan. Ona bakmıyor. Sonra işte Sivas'ta şöyle olmuştu. Bir de timsah gözyaşları. O gün şöyle yapmadık da böyle yapmadık da. Yani bugünü konuşamıyorsan hiç gidip de Sivas'tan şey getirme. Şimdi yine bir başkası işte cemaat dönemi özellikle şöyleydi böyleydi. Cemaat dönemi yargısı, cemaat dönemi polisi. Ya bugünkü yargıya bir şey söylemiyor söyleyemiyorsan cemaat dönemi yargısı, cemaat dönemi polisi dememen icap eder. Çok ayıp bu. Çok alçakça bir şey bu. Mehmet Ağar polisliğine bir şey diyemeyen cemaat polisleri diye atıp tutuyor. 10 sene, 15 sene, 18 sene önce kendini savunma imkanı bulmayan içerideki polislere göndermelerde ve onlar üzerinden suçlamalarda bulunarak o polislerin eşi, çoluğu, çocuğu da yakınları da onların akrabası olduğu için sadece içeri alındı. Enteresan. Yine mesela eş zamanlı olarak işte soru çalarak bunlar bu kadrolara geldiler bunu niye söylüyorlar bu KHK'lıların tamamı soru çalarak gelmişlerdir bunlar göreve iade edilmemelidir bunlar başlarına geleni hak ediyorlar haklarında beraat kararı mesleğe iade kararı falan olsa dahi peki sen bugünkü kadrolaşma iddialarına bugün her yere insanlar torpille mülakatla yani sülale boyu üniversitelerde, kamu kurumlarında insanların nasıl kadrolaştıklarını görüyorsunuz. Nasıl arpalıklara konduklarını görüyorsunuz. Bunlar hakkında tek kalem etmeyenlerin dönüp dönüp 10-15 sene, 20 sene önce gerçekten artık e, yani bu naftalinli şeylere, söylemlere dönmesi gerçekten tuhaf tuhaf ötesi. Ve söylediklerini de delillendiriyor değiller. Söylediklerini de maalesef e, delillendiriyor değiller. İşte bir şey atıyorlar e, ne diyeyim bir çamur atıyorlar öyle kalıyor. Bir çamur atıyorlar öyle kalıyor. Kapışma savaşa dönerden kastım son dönemde özellikle e, yüksek rakımlı mevkilerde bir kapışma var. E, ve bu kapışma Sedat Peker'in tekrar e, kafayı kaldırmasıyla e, videolarla olmasa bile attığı tweetlerle ya da RT'lediği tweetlerle e, ve bir takım ifşaatlarıyla veya bir takım itirafları ya da bir takım tanıklıklarıyla gündeme gelmesiyle yeniden bir kapışma gün yüzüne çıktı. Ona bakacağız ama ondan önce şu son söylediklerime paralel olarak bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu Kıbrıs'ta yayınlanan 30 Haziran tarihli bir gazete. Açık Yara manşetiyle çıkmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiya Hadis Avrupa Birliği NATO yemeğinde bir araya geldi vesaire filan. O sırada diyor Ersin Tatar Lefkoşe'de mezuniyet törenindeydi. Şimdi bu şeyi bu fotoğrafı, şu fotoğraf, he. Bu fotoğrafı Anastasiya Diaz, gözlüklü. Hemen işte Tayyip Erdoğan'ı ve yanında da tercümanı Merve Kavakçı'nın kızını görüyorsunuz. Fatma galiba ismi onun üzerinde de bir sürü konuşulur da hiç girmeyelim. Özel bir tercümanla devlet başkanlarıyla konuşuyor Erdoğan ve bunun tutanağı falan da tutulmuyor. Devlette bir kaydı da yok. Karşı tarafta vardır ama karşı taraf yarın öbür gün anlatır. Neyse. Şimdi bu fotoğrafa herkes tepki gösterdi. Yani Erdoğan taraflısı da karşıtı olanlar da tepki gösterdi. Yani işte Erdoğan Kıbrıs Rum lideri ile işte bir yemekte yan yana düştü filan falan. İşte o Kıbrıs Rum lideri de oraya AB heyeti içerisinde geldi falan diye böyle. Kimi Erdoğan eleştiriyor yan yana düştü diye. Kimi Erdoğan ağzının payını verdi. İşte görüşelim demiş de Kıbrıs Rum lider. Kıbrıs Cumhurbaşkanı daha doğrusu. Ben o dilde konuşmayacağım. Niye öyle dediğimi de söyleyeyim. Kıbrıs Cumhurbaşkanı görüşelim demiş de KKTC'ye gel görüşürüz demiş orada. Yani Kuzey Kıbrıs'a gel görüşürüz demiş. İşte kimi de böyle şu anda Erdoğan'ı bayraklaştırıyor. İki tarafında da değilim. Aralarında ne geçtiği umurumda bile değil. Fakat siz eğer bu tür meselelere diplomatik hukuki, uluslararası şu bu vesaire Ankara'nın zaviyesinden bakarsanız Ankara'nın adımlarıyla yürürseniz yaptığınız iş objektif olmaz. Ve yaptığınız işte bir süre sonra tutarlılıktan tutarlı da olmaz, tutarlılıktan çıkarsınız, çizgiden çıkarsınız. Kıbrıs Cumhuriyeti AB heyetinde falan değil. Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin üyesi olarak o yemekte. Ve Erdoğan'dan daha da hakkı var o yemekte olmaya. Çünkü Erdoğan Avrupa Birliği üyesi değil. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı e, o yemekte veya şu karede Erdoğan'dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından çok daha itibarlı bir noktada, sahip olduğu üyelikler ve sahip yani e, ait olduğu uluslararası kulüp itibariyle. Siz kabul edin veya etmeyin uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti bir ada olarak Avrupa Birliği üyesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olan insanlar. Schengen ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak serbestçe dolaşıyorlar. Girişim yapma, oturma, yerleşme her türlü hürriyeti de izinsiz sahipler. Ve pek çok insan da Kıbrıs'a yerleşiyor veya Kıbrıs'a gidiyor bu pasaportu almak için. Kıbrıs'ın kuzeyi ise yani şu anda Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı Erdoğan rejimi hükümranlığındaki ve orayı bir türlü bırakmadıkları işte kara para aklıma şu bu falan kumarhane uyuşturucu neyse aklınıza ne geliyorsa o bölümse bir türlü tanınmadı arkadaş. 1974'ten bu tarafa. Önce Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devletiydi. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Şu oldu, bu oldu. 50 yıl oldu neredeyse. Dünya tanımıyor. Sizin kardeş dediğiniz Azerbaycan bile tanımıyor. Olmadı. Yani tezlerinizi anlatamadınız. Siz barış harekatı dediniz. Dünya işgal olarak kabul ediyor. Kabul ediyor. 1974 Kıbrıs harekatına ve o harekatta elde ettiğiniz bölge neyse o bölgede şu anda dünya bakışı açısından gayri meşru koşullarda siz iş tutuyorsunuz Kuzey Kıbrıslı yetkililerle birlikte. Dünya böyle bakıyor. Ha siz ne ne yaparsanız yapın. Ama kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Durum bu, vaka bu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun dünyada bir geçerliliği yok. Şimdi haliyle e, meseleleri birbirini yani meseleleri el alırken mesela bu YPG, PYD teröristi işte efendim İsveç yani öyle şeyler var ki yurt içinde yurt dışında tweetler attılar falan işte İsveç iade edecek teröristleri bak 200'lü tutum bilmem ne filan Ankara'dan daha şahin yaklaşımlar falan devlet gibi bakmayın Ankara gibi bakmayın yanılırsınız hata yaparsınız. Devletler elbette taraf. Devletler elbette kendi resmi tezlerini sürdürecekler. Kendilerine göre farklı argümanları olabilir. Ama siz niye devletlerin ipiyle kuyuya iniyorsunuz? Bir diğer tarafı da bu devlet değilse yani bu rejim değilse başka bir rejim gelse de durumlar hiç değişmeyecek. Onu da gösteriyor bu durum. Evet. Dönelim enflasyon oranları. E, açıklanmış efendim. Resmi enflasyon TÜİK'e göre 78, Enaka göre yüzde 175 ki pek çoğuna göre iki katından fazla enflasyon. Yani mazotun üç kat arttığı bir ülkede bir senede. Her şeye bu üç kat yansır. 175 bile çok e, reel değil yani emin olun. E, Şenol Babuşçu oranları karşılaştırmış. E, TÜİK'e göre 78, İTO'ya göre 94, enaga göre 175. Uğur Gürses diyor ki enflasyon kontrol altında. Bakan ne demişti? Enflasyon kontrol altında. TÜİK'in kontrol altında olduğu biliniyor. Kontrollü enflasyon buymuş demiş. E, Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı. Artmaya devam edecek enflasyon diyor. Çünkü katılaştı. Kendi kendini beşliyor. O arada işte havaalanında satılan şu sandviçler e, sosyal ağlara düştüğü için ekrana getirdim. 110 TL'ymiş. Yine havaalanında satıldığı için e, şu büyük boy pizza 530 orta boy pizza ne bileyim 245 şeymiş TL miş filan bunlar eleştiriliyor full size pizza demişler full size pizza diye bir şey yok benim yaşadığım İngiltere'de yani large pizza diye geçiyor orta boya da medium. Pizza diye geçiyor. Full size da birebir Türkçeden çevirirseniz tam boy pizzayı öyle oluyor. Dediğim gibi gerçekten bazı tabirlerin o konuşulan ülkelerde tam olarak ne olduğunu bakması lazım. İnsanlar tabelaya çıkmadan ama konumuz bu değil. Özel öz içer paylaşmış. Yani hani 500 liradan 300 liradan falan yemek sepetinde pizzalara bakayım dedim 150-200 TL arası diyor. Yani dolayısıyla hani havalanda fiyatlar bir gömlek iki gömlek daha ucuzdur. Doğru kabul ederim ama bu kadar olmaz. Fakat Normalde de pizza fiyatlarının 150 ile 250 TL arasında değiştiği konuşuluyor. Hazır Zerzavat'tan açılmışken söz. Bugünkü sabahtan CİMER'e sormuşlar. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi diye geçiyor. Namı diğer propaganda bakanlığı. Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır? O da üzerine vazife cevap vermiş. Şimdi biz soğansız tercih ediyoruz demiş. Ve bundan da mutlu oluyorlar. Bunu da paylaşıyorlar. Ya bir tanesi de çıkıp demiyor ki ya kardeşim yani bu bana sorulacak bir soru değil. Beni bu tür şeylerle meşgul etme. Ama bundan mutlu oluyorlar. Bak millet bize menemeni bile, menemenini bile soruyor. Ülkenin düştüğü hal. Neyse dönelim Hakan Kara paylaşmış. Faiz indiriminin başlamasıyla ki 14'te sabit tutuyorlar uzun zamandır biliyorsunuz. İthalatın artışı turuncu grafik İhracatın azalışı. Mavi grafik. Ve makas açılıyor gittikçe. Bütün bunlar bir resesyona, kalıcı bir durgunluğa, katılaşmış Durmuş Yılmaz'ın ifadesiyle bir enflasyona işaret ediyor. Nasıl etmesin ki? Sapsaman birbirine karışmış durumda. İşte Binali Yıldırım Bursa'daki seçim çalışmasına giderken ya da parti toplantısına giderken Cumhurbaşkanlığı helikopterine binerken böyle görüntülenmiş. Yani Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle AKP ve baş, genel başkan vekili parti çalışmasına gidiyor Bursa'da. Her şey birbirine girmiş durumda. Bunu da bu kadar fütursuz yapıyorlar. Ya bu tipler kim? Mutlaka önünüze gelmiştir. Altını okuyunca anlıyorsunuz. Birisi Büyükelçi Mustafa Göksu'ymuş. Öbürü de Türk Hava Yolları Baş Müfettişi Osman Selman Ersoy'muş. Biri THY'de Başmüfettiş. Baş Müfettiş. Öbürü de Büyükelçi. Kılığa bak, duruşa bak. Ülkenin geldiği hal. İyi insanlar güzel atlara binip gittiler. Demirin tuncuna insanın puştuna diyor. Yaşar Kemal kaldık. İzzet Özgenç paylaşmış. Ceza infaz kurumlarındaki e, nüfusu. Bakın 31 Mayıs'tan 3 Temmuz'a kadar geçen yaklaşık bir ayda 30-35 günde 30-34 günde hatta öyle söyleyeyim. Ceza infaz kurumlarında 317 binden 322 bin küsüre çıkmış nüfus. Yani 4761 kişi artmış 33 günde. Hesabı da çıkarmış. 33 günde diyor 4761 kişi cezaevi nüfusu arttı. Nasıl almışsa bu rakamları belli ki alabiliyor. 3 Temmuz itibariyle yani dün itibariyle Türkiye cezaevlerinde 322.129 insan var ve bu 322.000 de cezaevinin kapasitesinin çok üstünde bir rakam. Onda söyleyeyim üst üste kalıyorlar. Devamla şunu söylüyor. Sadece ikisinden üçüne kadar yani 2 Temmuz'dan 3 Temmuz'a kadar bir günde artış 492. Yani yaklaşık 500 kişi artmış. Bir günde 500 kişi cezaevine giriyor. Bu diyor çıkış yolu olarak affı gösteriyor. Genel affı gösteriyor. Bunun diyor çıkış yolu bu. Bu gidişatın diyor başka diyor çevrilebilir bir tarafı yok. 2023'te çok alamet belirdi. Bu konuda kolay kolay ahkam kesmemek, e kanaat belirtmemek icap eder. Fakat benim gözlemim o ki 2023 Cumhuriyet'in 100. senesi, seçim senesi filan hepsini üst üste koyarsanız ki seçim Erken olmayacak, 2023'te olacak gibi görülüyor. Bir de şöyle bir tarafı var bu analizin, özellikle seçimle ilgili olarak seçim kanunu değişti biliyorsunuz yakın bir zamanda ve baraj işte yüzde yediye indi bilmem vesaire. Bunun resmi gazetede yayınlanmasının üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Bu kanunların yapılacak seçimde uygulanabilmesi için onun için de Nisanın ilk haftasını geçmesi gerekiyor. Haliyle seçimlerin Nisan-Mayıs ayında olacağı, 2023'te olacağı çok büyük bir olasılık olarak duruyor önümüzde ee, ve 2023'te yapılacak bu seçimde de bir genel afla öncesinde veya sonrasında girebiliriz. Öyle görülüyor. Bu konuda çok alamet birikti. Ama dediğim gibi cezaevinde yakını e, olanları e, ümitlendirmek e, ne bileyim umutlandırmak bir kere daha e, onlara e, onları ne bileyim yanıltmak vesaire istemem çünkü bugüne kadar söylenen konularda hep genelde e, yanılma oldu. E, ipsiz sapsız insanlar çıktı terör suçluları tırnak içinde söylüyorum içeride kaldı. Bu defa bir gen, yani genel af demek herkesin çıkması demek. Kim olursa olsun. Ama bu defa genel lafa öyle bir hüküm koyarlar mı tırnak içinde terör suçluları veya siyasi suçlular bilmiyorum. Cezaevi demişken Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu paylaşmış. Bir gündeki annemin bir gündeki yazısından sonra talepleri yerine getirildi diyor. Şimdi kelepçeli muayeneye götürülmüştü vesaire ve bir işkenceyi esasen anlatımıyla ortaya koymuştu Mücella Yapıcı. Tepki olursa ve bu konuda sosyal ağlarda özellikle çünkü başka bir mecra yok. Biraz gür bir ses verilirse sonuç alınabiliyor. Bu bunu gösteriyor. Bir başka notu Cevheri Güven paylaşmış. Gezi protestolarına katılanlara palayla saldıran ve Tayyip Erdoğan'ın kahraman esnaf olarak nitelediği Sabri Çelebi hakkında Fas'tan getirttiği kadınların pasaportlarını elinden alarak zorla fuhşa sürüklemekten iddianame düzenlendi diyor. Böyle. Yani güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Bir başka mahkeme vakası Meral Danış Beştaş paylaşmış HDP. Kobane kumpas davasındayız. Bir ilk daha yaşanıyor. Gizli tanık yargılananlar ve avukatlar dışında mahkeme tarafından dinlenmiş. Şimdi de gizli tanığın daha da gizlenerek biz kaydı izletirilmek isteniyor. Tanıkların mahkemede gerçekleri söylemesi soru sorulması engelleniyor. Gizli tanık gibi bir vaka vardır. Evet ya Batı hukukunda da vardır. Türkiye hukukunda da vardır. Önce de vardı. Fakat gizli tanıklar mahkemeye gelirler ve ifadelerini verirler. Elbette kimlikleri belki gizli tutularak her neyse. Ee, İngiltere'de bir yargılamaya tanık olmuştum. Gizli tanığın e, yüzünü görebilmişti. Her iki tarafta. Gerek savunma tarafı gerekse işte diğer taraf neyse. Ee, savcılık makamı. Burada da öyle olması icap eder. Savcılık makamı ve e, savunma makamı bu tanıkla muhatap olup bu tanığa sorularını sorabilmeleri icap eder ama Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'den bahsetmişken işte rütbeleri sökülen eski emniyet istihbarat ki uzun süre emniyet istihbarat e, müdürlüğünü yapan Sabri Uzun Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz Sedat Peker milli oldukları için diyor. Cemaatin hışmını uğradılar filan. Ne zaman atmış bu tweeti? 2016 yılında. Yine Ümit Özdağ ki Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ 27 Mayıs Cuntacıları içindedir. Rahmetli babası değil bu dedesi de Şeyh Said'i asan ekibin içindeymiş. Yani dede Şeyh Said'i asmış baba darbeci kendisi de işte şimdi iç savaş yırtkanla yapıyor. Bu insanlara kaldı ülke yani. Öbür tarafta Yılmaz Özdil yazmış Sedat Peker RT'lemiş suç örgütü lideri değilim yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiği için ettiğim için suçlu olan kişiyim. Mario Puzo eserlerinde bile böyle cümle yok. Sedat Peker roman olacak falan diyor. Sedat Peker attığı tweetlerde öyle demişti. Ben suç örgütü lideri değilim. Yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiğim için suçlu olan kişiyim. Ah ah ah. Yani bir yani yorumlaman farklı falan diyor. İşkence var. Yahu kendi ağzıyla milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı ...nezarette dövdürdüğünü itiraf etti. Feyzi da şikayetçi olmadı. Çünkü hakkında bir iade tutanağı düzenlenir. Dubai'den iadesi istenir diye. Sonra da Sedat Peker... ...Feyzi İşbaşaran'a teşekkür etti. Helalleştiler. Kanlarınızda duş alacağız. Oluk oluk kanlarınızda duş alacağız... ...diyen bir insandan bahsediyoruz. Nasıl bir insan ki? Yani her türlü şey var. Suç örgütü derken ezbere söylenmiyor geriye doğru 30-40 yıllık devlet kariyerindeki özel devlet görevlisi olduğunu 30 yıllık devlet görevlisi olduğunu açıklamış Erk Acarer'e yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiğim için suçlu suçlu olan kişiyim Yılmaz Özdil de böyle kutsuyor. Şimdi Sedat Peker'in anlatı anlatılarına dönelim. Anlatılarında yeni bir şey yok. Yani e, peki neden etkili diye soruluyor. İşte Erdoğan Demirören cinayetle suçlanıyor. Bu e ne zaman yayınlanmış bakalım. Ee, taraf gazetesi 20 Mayıs 2013 yaklaştırdım görün diye. İşte MIT'te kaybolan rapor. Mehmet Baransu imzalı. Hepsi var. Yıllardır saklanan cinayet dosyası. Tam sayfa. Hatta işte Mehmet Şevket Eygin'in yazısına da atıfta bulunulmuş. Gazete küpürleri var döneminden. MIT raporu. Demir, e, Demirören'i suçluyor. Çarşaf çarşaf verilmiş. Tarih kaç? 21 Mayıs 2013 salı. Bütün bunların hepsi var. Yayınlanmış. Yani yeni değil. Fakat e, yeni bir şey demediği halde e, Sedat Peker'in cümlelerinin etkili olmasının nedeni devletin kirli çamaşırlarını içeriden biri olarak teyit ediyor. İşte o açıdan önemli. Tıpkı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25'i teyit etmesi gibi. Soruşturma dosyasında benimle ilgili geçen her şey doğrudur demişti. Tapeler, hakkımdaki deliller vesaire. Hepsi benimle ilgili Soruşturma dosyasındaki benimle ilgili her şey doğrudur demişti. 17-25 Aralık'la ilgili olarak Erdoğan Bayraktar dönemin Çevre Bakanı. Şimdi e, şöyle mi diyeceğiz o zaman? Ya biliyorduk zaten niye böyle söylüyorsun ki? Hayır adam kabul ediyor. Adam içeriden biri olarak teyit ediyor. Şimdi ondan dolayı kimse dudak bükmemeli. Yani ya biz zaten biliyorduk. İşte efendim... E, Zaten ben söylemiştim. Açıkladığı yeni bir şey yok. Hayır, öyle bakmamak lazım. Yani neticede içeriden biri olarak birinin söylemesi, birinin bunu kabul etmesi önemli. Kimi olayları Sedat Peker gerek aktörü gerek tanığı gerekse bilgi ve belgesine sahip biri olarak hikayelendiriyor. O açıdan da mühim. Hangi niyette yaptığının da önemi yok. Fakat büyük tarihi gerçekler bu tür kapışmalarda ortaya çıkar. İşte kapışma savaşa dönere geliyoruz. Büyük tarihi gerçekler bu tür kapışmalarda ortaya çıkar. Her ne kadar 20 sene önce Taraf gazetesinde bu yayınlanmış olsa bile. 2013 Mayıs ayında bu yayınlanmış olsa bile. Özür dilerim 10 sene kadar önce. 9-10 sene kadar önce Taraf gazetesinde yayınlanmış olsa bile. Peki soru şu. E, e, Peker'in tedavi reçetesi yani ben doktorum diyor ya siz tedavi edeceğim AKP'yi bitirir mi Peker ortaya çıktı ve Peker e, ben tedavi edeceğim diyor vesaire e, bitirir mi bitirmez mi bundan emin değilim ama bitirmezse kapışma savaşa döner bundan eminim e, bundan neye dayanarak söylüyorsun bunu da şuna dayanarak söylüyorum e, deli çavuş üzerinden Peker tweet attı ki bunları da reyetelediği için biliyoruz 4 Haziran'da attığı tweette şunu dedi. Toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa duyumlarım olacağı yönünde o zaman şartlar değişmeli. Sonu her ne olursa olsun hakkınız alana kadar evinize asla girmeyin demiş. Yani diyor ki ben ortaya çıkacağım. Bunları bitirmek için elimden gelen ardına, kom ardına komayacağım. Zaten yapmaya da başladı. Özel hayatları deşifre ediyor, bel altından gidiyor, bel üstünden gidiyor her türlü. Kamuoyunun bildiği konuların bir kere daha üzerinden geçiyor dedim ya yani bilinen dosyaları bir kere daha açıyor filan. Ya da bazı isimler işaretler veriyor sonra bir takım gazeteciler onun üzerinden bunu dosyalaştırıyor. Neticede bütün bunların hepsi bir aydınlanmaya katkı oluyor ama iktidarı götürmeye bir katkı olacak veya iktidarı zayıflatacak hamleler mi işte onu bilmiyoruz. Bu seçime kadar devam edecek. Bu net görülüyor. Önümüzdeki 8-10 ay bunu yaşayacağız. Videolu, tweetli artık aklınıza her ne gelirse hiçbirisi olmazsa... ...irtibatlanmış ve irtibatlandırılmış gazeteciler üzerinden belki de ilan etmek biçiminde. Her neyse bu konuda bir sonuç alınamazsa işte bu tweet devreye girecek. Yani o zaman da sonu ne olursa olsun diyor. Duyumlarım iktidarı terk etmeyecekleri yönünde diyor... Hakkınızı almak alana kadar evinize gitmeyin. İşte kapışma belli ki o noktadan sonra savaşa dönecek. Haliyle şu anda her iki tarafta e, gemileri yaktı ve bir istikamete doğru yürüyor. Ha orada e, duyumlar veya bir takım spekülasyonlar kulağıma gelmedi mi? Erdoğan e, hasta e, kaç gündür yok vesaire gibi. Geldi spekülasyonlar, spekülasyonlar üzerine veya duyumlar üzerine bir şey demenin yapmanın manası yok. Birileri Erdoğan hasta oldu çıkamadı diyor. Birileri de niye hala açıklama yok diyor. Belki ben bu yayını yaptığım dakikalarda açıklama gelmiştir. Erdoğan ortaya çıkmıştır çıkmamıştır. Bununla alakası yok. Erdoğan rahatsız. Erdoğan destekle devam ediyor. Yani fiziki olarak da mental olarak da artık götüremiyor. Önünde yazılı bir metin olmadan konuşamıyor. Ha elbette NATO zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını irticalen cevapladı. Hatta bazı sorular ayarlanmış da değildi orada. Aylar sonra ilk defa olarak. Verdiği cevaplarla veya tutarlılığı tutarsızlığı ile ilgiliyim ben. Sonrasında cumartesi günü işte Bursa programına gitmemiş soğuk algınlığı gerekçesiyle Memduh Bayraktaroğlu'nun önceki videosuna atfen yani Mayıs sonunda çektiği videoya atfen yüz felci geçirdiğine dair iddialar var vesaire. Şu net ben önceki yayında da söylemiştim Mart ayındaki NATO toplantısında liderlerle fotoğrafa katılıp zirve toplantısına girememişti. Mutlaka sağlığında bir problem oluştu ve yerine mevcut Mevlüt, Mevlüt Çavuşoğlu'nu koydu. Bu defa ona gerek kalmadı sağlığı düzgündü ve toplantıya katıldı her neyse. Yani Boris Johnson'un yanında bu defa kendi oturuyordu. Mevlüt Çavuşoğlu oturmuyordu. Brüksel'de olduğu halde toplantıya girememişti. O 1-2 saatte ne olduysa Erdoğan'ın sağlığında bir problem oluştu. Bu net açıklanmadığı için de ortada. Şimdi e, Erdoğan'ın 1-2 gündür ortada olmaması da zaten bunu teyit ediyor. Ama yüz felci mi geçirdi geçirmedim, bilmiyoruz. Şu anda surların arkasında bir adam. Bazen günlerce kayboldu oluyor. O günler içerisinde başına her şey gelmiş olabilir. Ameliyat geçirmiş olabilir, gerçekten komaya girmiş olabilir, sonra tekrar kendine getirilmiş olabilir, dopingle, takviyeyle, e, ne bileyim hiçbir şey olmamış gibi yapılıyor olabilir bile bilmiyoruz yani bir gün iki gün boyunca suskunluğa gömülen saray etrafı e e eşrafı öyle söyleyeyim e bir gün iki gün sonra Erdoğan'ı uçakta merdivenlerden inerken yürürken fotoğrafını paylaşıyor ve bak gördünüz mü diyor bunu anında yapmıyor. Bu da bir karine, bu da bir işaret. Her neyse bilmiyoruz. Bu konudaki spekülasyonlar Erdoğan ortaya çıkana kadardır. Erdoğan, Erdoğan ortaya çıktığında da biter. O arada ne geçtiğini de bilmiyoruz. Ama bunlar mutlaka kayıt altına alınıyor. Bunlar mutlaka bir sürü tanık tarafından biliniyor, takip ediliyor ve yarın öğreneceğiz. Mart ayındaki NATO zirvesi toplantısına neden fenalaşıp da katılmadığı veya hangi nedenden dolayı katılmadığı noktasında göreceğiz. 2022 Mart ayı NATO toplantısında neden yoktu? Ee, belki 3 sene 5 sene sonra veya Erdoğan İrtihali darı beka eyledikten sonra falan öğreneceğiz. Neyse. Ama o zaman bir kıymeti olmayacak. Bunun bugün bir kıymeti var. Ve bugün de saklıyorlar. Kapalı rejimlerde böyledir. Liderin durumunu bilmezsiniz bilemezsiniz. Spekülasyonlar da gırla gider. Spekülasyonları durduracak olan merkezden yapılacak açıklamadır. Açıklama da yapılmazsa spekülasyonlar büyür. Bu iş böyle gider. Ve çok olacak daha. Yani ne yeni ne de işte efendim bundan sonra olmayacak diye bir şey yok. Bunu çok yaşayacağız. Bu tür konulara çok fazla bel bağlamam. Çok da fazla arkasına düşmem. Neticede bekleyip görürüz ne olacağını günler içerisinde anlarız. Diyelim ve bu konudaki bu ağır son günleri spekülasyonuyla da ilgili görüşlerimi belirtmiş olayım ve bir sonraki yayında görüşmek umuduyla diyelim efendim. Çarşamba günü. Çarşamba günü yeni bir yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.